İnşallah. Dediğiniz gibi savaştan geri kalmayı hoş görüyorlar, beğeniyorlar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Tevbe suresi 81. ayet. Allah'ın elçisine muhalif olarak savaştan geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd etmeyi çirkin görerek bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir. Bir kavrayıp anlasalar. Bak bilmişlik yapıyor görüyor musun? Yani bu sıcakta savaşılır mı diyor? Sanki serin olsa savaşacakmış gibi. Ona da bir bahane bulur zaten. Yani çünkü canı kıymetli. Halbuki Müslümanın canı kıymetli değil. Allah İnşallah. Yolunda her türlü zorluğa giriyor. Çünkü Allah'ın aşkı onu kuşatmış. İnşallah. Sadece Allah'ın rızasını istiyor. İnşallah. Evet. Ve münafıkların aslında zarar verebilecekleri de Kur'an'da haber veriliyor. Yani bizimle birlikte, müminlerle beraber savaşa çıkmış olsalardı diyerek inşallah. Şeytandan Allah'a sanırım. Sizinle birlikte çıksalardı size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. İçinizde onları haber taşıyanlar vardır. Allah zulmedenleri bilir. Andolsun daha önce onlar fitne aramışlardı ve sana karşı bir takım işler çevirmişlerdi. Sonunda onlar istemedikleri halde hak geldi ve Allah'ın emri ortaya çıkıp üstünlük sağladı. Aynı zamanda müminler içinde haber taşıyanlar olacağı da haber veriliyor. Yani müminlerin içinde devamlı yine münafıklığa eğilimi olan kişiler olabileceği bildirilmiş oluyor. Ya Müslüman içinde olunca Müslümanlar mesela seviniyorlar kalabalık olunca iyi. Halbuki bu iyi değil diyor Allah. Yani münafığın gitmesi iyidir. İnşallah. Yani Müslüman içinde, isin içinde bulunsalar diyor Allah, fitne çıkarırlar, baş belası olurlar diyor. Karşı tarafta işbirliği yapıyorlar, haber götürüyorlar, Müslümanları ürkütmeye çalışıyorlar, moralini bozmaya çalışıyor. İnşallah. Ya baş belasıdır münafık. Münafığın gitmesi iyidir.